kadar kalabalık olacağımızı bilmiyordum. Bu odaya gelene kadar ben de bilmiyordum. Neler oluyor? Bilmiyorum. Çağırıldım, geldim. Barış, çok şıksın. Teşekkürler. Sen de bil. Venüs bana gömleklerini özel diktirdiğini söyledin. İçine de adını yazdırıyormuşsun. Diyormuşsun ki insan kartvizitini her zaman yanında taşımalı. Başka neler anlattın Venüs? Tüm ayrıntıya girmeseydin. Pardon, pardon. Buraya Barış'ın gardırobunu mu konuşmaya geldik? Kesinlikle hayır. O gün kaza günü üzerinde bu gömlek vardı. Saçmalamayın. Bu gömlek benim değil. Peki. Kart vizitini gördükten sonra da aynı şeyi söyleyebilecek misin? Alo. Bu sefer çok büyük yanlış yaptın Cemre. Artık bunun affı yok. Ne oluyor ya? Seni defalarca uyardım. Arkamdan hiç çevirme dedim. Dinlemedim. Ya ne diyorsun? Ne yapmışım ben? Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Kuzey'i ihbar için savcılığa gidiyorum. Barış bir dakika durur musun? Niye? Ne oldu şimdi? Numara yapma bana. Bana numara yapma. Ne dolaplar çevirdiğini biliyorum. Bu sefer cezası kalmayacak. İkinize de ödeteceğim. Barış bir dakika. Bir dakika söyler misin? Ne oldu? Ben ne dolap çevirmişim senin arkandan? Ne yapmışım ben? Yapamayacağımı zannettin değil mi? Sevgilinin infazını kendin yaptın. Barış bir dakika durur musun? Alo. Ben aradım, evet. Adliyeye gidiyorum ben, siz de oraya gelin hemen. Önceki ifadelerime ek olarak bazı açıklamalarda bulunacağım sadece. Aradığınız kişi şu anda başka bir kişiyle görüşüyor. Lütfen hattına ayrılmayın. Serap Barış şirkette mi? Ne zaman çıktı peki? Bak bir dakika avukatının numarası lazım bana. Tamam bak hemen yollayabilir misin? Çok acil. Tamam ben bekliyorum hemen yolla. Herkese gerekli uyarılarda bulunacağım. Bu süreyi ne kadar sakin geçirirse onun için o kadar iyi. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Alo. Merhaba, müsait misin? Evet, ne oldu? Barış hiç renk vermedi. Tam bir hayal kırıklığı. Tahmin etmiştim. Kendinden o kadar emin konuştu ki çok rahat sıyrıldı durumdan. Ben bile kendimle ilgili şüpheye düştüm acaba yanlış mı düşündüm diye. Hemen itiraf etmesini beklemiyordun herhalde. Tabii ki kabul etmeyecek. Bu bilgiyi benim verdiğimi anladı. Ama gömleği masaya getirenin Venüs olduğunu zannetti. Venüs'e gömleği terzime mi diktirdin dedi. Benim de işime geldi tabii. Hiç üstelemedim. Yetmişsin. Çok öfkelendi. Hepimizi mahkemeye vereceğini söyledi. Çekti gitti. Boşuna bir çaba oldu yani. Boşuna değil. Gerçi şimdi Cemre ile uğraşacak. Efendim?
Yani boşuna değil diyorum. Sonuçta huzursuz etmiş olduk. Eğer kazayı o organize ettiyse bu panikle bir şekilde açık verecektir, sen merak etme. Katil oysa demiyorsun ama kazayı organize ettiyse diyorsun. İkisi de aynı şey, ne fark eder ki? Eğer katil o değilse niye böyle bir şey organize edip Burak'ı öldürmek istesin ki? Ya. Bilemiyorum. Neyse, sonra konuşuruz. Tamam. Sana gelirim ben. Bekliyorum. Hı hı. Saçmalık olur mu? Böyle kör körüne suçlanır mı bir insan? Ben suçlanıyorum ama. Bir kere Barış neden öldürmek istesin Ferhat'ı? Ne ilgisi var? İnsan bir onu düşünür önce. Ferhat Barış'ın karısını kaçırmıştı. Sence yeterli bir sebep değil mi? Ya ben de önceden plan yaptı demiyorum. O an karısını kurtarmak için çekti tetiği vurdu işte, hepsi bu. Tamam. Farz edelim ki öyle. Sen neden öldürmek istesin? Çünkü ben istemeyeyim. O gece ormanda olduğumu öğrenince bu Barış'ın işine geldi. Burak'ın üstüne atıp kurtulacaktı. Bırak Allah aşkına Venüs ya. Sen inanıyor musun söylediklerine? Barış adamı öldürebilir mi? Saçmalamayın. Güne kadar hep senin mağdur olduğunu düşünmüştüm. Ama anladım ki sen de fazla masum değil misin? Ben bunlardan çok sıkıldım. Gerçekten. Aslında haklı. Bakıyorum demen ikna oldun. Ha? Sen de bunlara saçmalık olarak bakıyorsun artık. Ben miyim saçmalıyım? Göz göre göre hapse girecek olan benim, ben miyim saçmalıyım? Ya tamam bağırma. Lütfen. Sen niye hapse giresin ki? Biliyorsun bir şey yapmadın. Her şey ortaya çıkacak, düzelecek her şey. O kadar kolay değil işte. Katil damgası yiyecek olan benim. Öldürülmek istenen benim. Peşinde adamlar dolaşan benim. Ya saçmalama. Kim dolaşıyor senin peşinde? Gerçekten böyle bir şey var mı? Burak. Senin sinirlerin bozuldu. Hadi burada daha fazla durmayalım. Hafta sonu kötü başladı. Güzel sonlandıralım. Sen çık, ben burada kalacağım. Bak lütfen. Hadi gidelim bir yemek yiyelim. Ondan sonra kendimize program yaparız. Venüs, kalmak istiyorum. Ama hayatım... Venüs dışarı çıkar mısın? Yalnız kalmak istiyorum. Akşam evde olacağım. Program yapmak istersen ara. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.